Önümüzdeki bir saat işiniz yok. Konuşabilir miyiz? Anlatmam gereken şeyler var. Ben yeterince açık konuşamadım galiba. Siz de benim ne kadar kararlı olduğumu anlamadınız galiba. Konuşalım lütfen. Meşgulüm, çizim yapacağım. Çizimlerinizi genelde evde yaparsınız, o kadarını biliyorum. Bugün burada yapacağım. Boşuna uğraşıyorsun. Ben bütün gün buradayım. Hiçbir yere kaçamazsın. Kaçmak sana mahsus. Ömer. Ah ne zormuş bitsin demek. Hala severken seni. Dudaklarını öpmemek. Bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda. İyi değiliz ikimiz. Nereye? Sakıncası yoksa kahve alacağım. Yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Ben alsaydım kahveyi çünkü her zaman ben veriyorum. Bu sefer ben alayım, bacaklarım acısın. İyi tamam o zaman, ben de burada durayım. Benim de bacaklarım şey olsun. Bacağım açılır yani. Konuşmamız lazım. Zamanım yok. Aa, ben zaman yaratma konusunda bir numarayımdır biliyorsunuz yani. Çok iyi bir asistanım. Bana 20 dakika falan yeter. Nerede konuşalım? Dışarı mı çıksak? Yeter. Yeter. Gidiyorum. İyi tamam o zaman. Ben de geliyorum. Defne! Ben odamdayım. Kimse rahatsız etmesin. Hiç kimse. İşte iş. Merhaba Necmi Bey. Defne. İşte Neriman Hanım. İşe döneceksin dedi. Malum borç falan. Alıp geldim. Hala mı Neriman? Hala mı? Tamam Defne, tamam. Çok pardon. Defne odama gelir misin? Tamam Ömer Bey, geliyorum. Kahve Necmi Bey. Teşekkür ederim. İçelim bakalım. Belki sinirimiz yatışır. Sana bir liste göndereceğim. Gönderdiğim şirketler 2014'te neler yapmış? 2015'teki yönelimleri neler? Bir bakalım. Rutin bir research çalışmamız vardı. Biraz geç kaldık. Ona bakalım. Tamam, anladım. Başka bir şey? Bir saat sonra tasarımcılarla bir toplantım var. Biliyorum, hallettim. Ben çıkayım mı? Çıkabilirsin. Böyle mi takılacağız? Yani gerçekten patron asistan olarak hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi. Anlayamıyorum ya. Hani nasıl yapabiliyorsun? Nasıl böyle davranabiliyorsun? Sanki karşında öylesine başka biri varmış. Çıkabilirsin Defne. Vallahi bravo ya. Tebrik ederim, gerçekten bravo. Tada! Al kuru kız. Aa kız. Aa. Aa. Ay resmen susar mısın gerizekalı? Kız şu an ağlıyor durumunda. Ay ne oldu ki acaba? Aman bana ne? Bitmiyor bunların şeyleri, dertleri, tasaları. Üf, bıktım. Vallahi manyak ya. Gerçekten manyak bu. Kim, Ömer mi? Evet. Allah kahretsin ya. Bir insan nasıl bir anda bu kadar böyle başkası gibi olabilir? Kötü mü davranıyor sana?
Davransa insan olduğunu anlayacağım. Hayır, acısı var, ondan öyle yapıyor diyeceğim. Yüzüme bile bakmıyor. Sanki hiç tanışmamışız gibi. Hiç sarılmamış, hiç öpmemiş gibi. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ya. Duvara ördü, seni öte tarafa geçirmiyor desene. Ya bir insan nasıl bu kadar bir anda yeniden o duvarları örebilir? Hem bu kadar sıcak olup bir anda da nasıl bu kadar soğuk olabilir insan? Defne, adamın ne kadar zor biri olduğunu başından beri biliyorduk zaten. E senin beklediğin tepkileri vermemesi normal. Öyle ama yani insanın zoruna gidiyor. Canı yandı, gururu kırıldı. Ya biraz da onun açısından bak. Kendi kalesine çekilmesi normal. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Çok da eminim tespitimden şahsen. Nasıl anlatacağım ben? Nasıl anlatacağım bu olanları ya? Nasıl dinleteceğim kendimi? Kızım, bu adam sana aşık olmadı mı? Ya olmamış gibi davranıyor işte. Ama oldu. Bizim oraya kadar gelmedi mi peşinden? Geldi. Tatilden sonra seni alıp ailesinin evine götürmedi mi? Götürdü. Neden? Aman ne bileyim neden? Ay Defne, delirtme insanı ya. Sevdi beni değil mi ya? Ha? Aşık oldu bana. Herhalde. Ya tamam. Kocaman surları, duvarları var kalesinin. Ama o kalenin de bir de kapısı var değil mi? Kilitlemiştir çoktan. Çal o zaman. Bu kadar basit. Ya açmazsa? Bir daha çal. Açana kadar çal. Zaten kimse kapının o kadar çalınmasına dayanamaz. Mutlaka açmak ister. Evet evet, doğru söylüyorsun valla. Çalacağım. Hemen pes etmek yok. Bıkmadan, usanmadan yapacağım. Ha şöyle. Kız tarafıyız kızım biz. Ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Mızmızlanmak erkeklerin işi. Evet evet. Gideceğim, çalacağım kapısını. Açınca da her şeyi bir bir anlatacağım. Güç seninle olsun. Teşekkür ederim Nihan ya. Seni seviyorum. Hemen nasıl çekip toparladın beni. Sağ ol. Şey yapacağım ben sana o zaman. Haber veririm bir şey olursa. Evet, anlatın bakalım neler yaptık. Çok pardon. Şu an şöyle bir noktadayız. Vay, alev alev. Yalnız alev aldı buralar. Işığını fazla kısmışsınız. Benim aradığım tam olarak böyle bir şey değil. Niye ya, ben sevdim. Sen bir gelsene, ben de seni bir seveyim. Aslında doğalları ön plana çıkarmak istedik. Hani gündelik hayat, rutin, sıradanlık. Tüm sıradanlığa rağmen yine de parlamalı ama. Varlığını hissettirmeli, ben öyle bir ışık göremiyorum. O konuda haklısın da ne bileyim, değişik bir ton olmuş ya. Gerçi bu bizim geçen sene kullandığımız kırmızıya da benziyor. Böyle şeye benziyor gibi. Ne? Sana. Senin hiç göstermediğin yüzünü. O şehirdeki şıkır şıkır hep sert, soğuk Ömer. Burası da benim tanıdığım Ömer sanki. Şey mi yapsak acaba? Ne bileyim, mesela böyle gölgeyi falan mı arttırsak biraz? Bu benzerliği kırmak adına diyorum. Sana benzesin. Bu ev, şehirdeki ev, ben. Her şey, her şeyi sana benzesin istiyorum artık. Biz biraz daha çalışalım, ışıltıyı kaybetmeden ama. Diğer tasarım ne durumda? Yavaş yavaş kendini buluyor galiba. Yani daha önce kimseye söylemediğim bir şeyi söyle demiştin ya. Çok ilginç bir şey değil ama hani kimse bilmez. Ensemden öğreniyorum. Böyle. Görüşürüz. Defne, şu kırmızı kalemi uzatsana Ömer'e. Üstad şöyle bir sihirli dokunuşunu yapsın bakalım. Günaydın. Günaydın canım. Ben mi uyandırdım? Yüzünü ezberlemeye çalışıyordum. Her santimini, her ayrıntısını. Bir gün ayrı kalırsak... Yüzünü gözümü kapattığımda hatırlayabilirim diye. İşte başarı, işte karizma. Alem patron görsün be patron. Biz ödülü kutlayalım dedik ama müsait miydiniz? Çok zerresiniz, gelin, gelin. Ay kızlar, ne gerek vardı ya? Bu arada çok tebrik ederim. Sağ ol Defne. Sağ ol. Asansör tutarmışsınız. Gel, çıkayım ben senin. Yok yok, kal. Yani kalın Ömer Bey.
anlatmam gereken şeyler var. Yani gerçekten bilmen gereken şeyler. Tamam, dinleyince bana hak vereceksin, beni anlayacaksın demiyorum ama her şey daha da netleşecek. Peki sen bilirsin. Ben anlatıyorum. Ömer. Alo amca. Ya ben eve geçiyorum. Geliyorsun değil mi? Tamamdır, görüşürüz. Aa, Necmi Bey sizde mi kalıyor? Evet, ben de kalıyorum. Kaç bakalım, daha nereye kadar kaçacağız? Vay! Defım, ne haber ya? Oo, İso maşallah. Ayaklar yere basmıyor. Nereden böyle? Vallahi gökyüzünden be Defucuğum. Hoş, henüz ayaklarım hala yere değmiyor olabilir. İyi madem, o zaman ben sonra geleyim. Senin hava güneşli malum. Hafif de bir esinti de var. Ben şimdi sağanaklı yağmura döndürmeyeyim. Kızım, bizim yağmurla fırtınayla da aramız iyi, bilmiyor musun? Otur bakalım. Otur. Anlat bakayım, nasılsın? Kararlı. Ne konuda? Ömer'e her şeyi anlatacağım. İş o hımladığına göre bakalım arkasından ne çıkacak. Vallahi Defocuğum, güzel bir soru çıkacak. Sen şimdi Ömer'e her şeyi anlatınca tam olarak ne değişecek? Ne geçecek eline? Vallahi bilmiyorum. Yani biliyorum da aslında tam olarak bilmiyorum. Güzel. Bildiğin kısmı anlat. Yani sürekli aynı şeyleri yaşayıp durmaktan çok sıkıldım. Bu oyun artık bitsin istiyorum. Ona yarayacak. İyi. Başka? Bir de Ömer'in beni böyle bilmesini istemiyorum. Nasıl biliyor Ömer seni? Ne demek nasıl biliyor İso? Arkama bile bakmadan onu terk ettiğimi zannediyor. Sevdim deyip yalan söylediğimi sanıyor. Tamam. Sen her şeyi anlatınca ne bilecek? Ya İso, sen de yani vicdan gibi. Ne yapayım kızım, konuşalım dedin, konuşuyoruz işte. Tamam, konuşuyoruz da yani mevzuyu öyle yabancılaştırdın ki. Ne yapacaksın Defucuğum? Analitik zeka boşa bela. İyi, bir de espri. Tamam, tamam. Hadi ben, sen kendine gel diye yaptım öyle. Şimdi bir prova yapalım bakalım. Ben Ömer farz et o zaman. Anlat bakalım ne anlatıyorsun. Ne diyeceksin söyle. Ömer, biliyorum bana çok kızgınsın. Muhtemelen bu söylediklerimden sonra daha da çok kızacaksın. Yani bu duyduklarından sonra. Her şey bir oyunla başladı Neriman Hanım. Yani Neriman Hanım buldu beni. Senin asistanın olayım. Seni kendime aşık edeyim. Evlenmeye ikna edeyim diye. Sonra... Sonra? Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Oyun gerçek oldu. Ben sana aşık oldum. Sonra... Sonra? Sonra işler tepe taklak oldu. İşte Neriman Hanım bir yandan. Sen bir yandan. Oyun bir yandan. Of! Çok
zormuş ya. Provası bile gerçekten ruhumu çürüttü. Tamam hadi. Yeter bu kadar zaten. Ama şimdi sen madem anlatacağım diyorsun defa her şeyi, o zaman iyi düşün bence vallahi. Ne diyeceğim falan. Büyük risk. Doğru. Ama anlatacağım. Anlatacağım. İyi. Necmi Bey de yok. Rahat rahat konuşuruz. Tabii dinlerse. Hayır yani bu ne inat ben anlamadım ki. Sarışın da değil ama. Günaydın. Necmi Bey göremedim ama. Ne yapayım ona da kahvaltı hazırlayayım mı? Evde yok çıktı. Ben de kahvaltı etmeyeceğim. İyi. Konuşalım o zaman. Ya Ömer, 2 dakika dinlemeyecek misin? Ha Ömer. Yani ne var yani dinlesen? Bu ne inat ya? Herhalde önemli bir şey olmasa bu kadar ısrar etmem değil mi? Ya dinlesene. Ya Ömer. Kaç bakalım daha ne kadar kaçacaksın? Bak söyleyeceklerimi... Ne söyleyecektim ya? Hah! Beni dinlemek zorundasın. Dinleyeceksin beni. Bir dinle, bir şey söyleyeceğim. Anlatacağım yani. Dinleyeceksin sen de. İçeride devam et istersen. Hayır, yok. Sen gir o zaman. O zaman şey yaparız. Sonra devam ederiz. Vallahi dönmene çok sevindik Defne. Gerçi neden gitti, neden döndün pek anlamadım ama. Vay be Şükrü abi, helal olsun. Sen bile sordun yani niye gittin diye. Efendim? Yok öyle bir şeyler oldu diyelim. Defne bu Şükrü. Aklını eser gider. Sonra vazgeçer, döner. Sonra hiç gitmemesi gereken bir anda pat diye ortadan kaybolur. Sağa solu pek belli olmaz diyorsunuz yani. Öyle. Demek ki biz de bundan sonra dikkat edeceğiz kendimize. Ama yani en azından inatçı değil. Yani inat var ya inat, en fenası inat. İnat var ya adamın zihnini kilitler. Düşünmesini engeller, gerçeği öğrenmesini engeller. İnat fena bir şey yani. Öyle mi Şükrü abi? Vallahi o kadarını bilemeyeceğim. Sonuçta buradasın ya, önemli olan da o. Evet. Sonuçta buradayım. Şirkete gitmeden Sadri Usta'ya uğrayalım Şükrü. Tabii efendim. Bekle. Aa, kahveler hazır. Gel kahve bisküvi yapalım. Tamam o zaman ben şunu bir şey yapayım. Hazır gibi koşan var gibi sokuyor. Hayır Yandın mı? Yandım. Neden Allah kahretsin? Şimdi kusura bakma. Şey çalışmadığı için, hava yastığı çalışmadı. Ben de böyle bir anda bir türlü... Ya sen araba mısın? Pervane misin? Manyak mısın? Kız gibi beni kabartacağım seni. Kusura bakma ya. Hayır bu gürültü ne böyle? Kesin şu bes sesinizle. İç sükunetimi bozuyorsunuz. Kuray Bey, sizi dinledim böyle sakalıma bir şekil yaptım. Gerçi geri dönüş alamadım ama nasıl olmuşum? Bu ne bu? Kelmet gibi olmuşsun. Hayatım yoruyorsun beni çirkinliğine. Çekilir misin? Sevimsiz. Ay. Allah Allah. Kermit neydi ya? Kermit çirkin. Çirkin ama karizmatik. Karizmatik kurban. Selin oynayınca da ben şey... Seni öldürür beni Allah. Bir. Defne. Ne bu halin? Önemli bir şey değil, kahve döküldü üzerime. Ama merak etmeyin, smokininize bir şey olmadı.
Tamam, sen ver onu. Sen çıkabilirsin. Üşütme böyle. Çok mu umurunuzda? Zaten değiştiremem. Yanımda yediğim yokmuş. Evde uzak. Mecburen böyle ıslak kedi gibi dolanacağım bütün gün. Ay yok artık, bu kadar da işkence yani. Efendim? Yok yok, yok bir şey. Sen bunu giy, ben smokini giyerim. Nasıl? Defne kaç dakika bekleyeceğiz böyle? Giy hadi. Tamam, teşekkür ederim. Görünce bile benim dilim tutuluyor ya. Bir tek gidip laf anlatacağım. Ya nasıl anlatacaksan. Etüş Derya. Sana bulduğum bir uçarım. Zaten yangın alarmını çalıştırasın var. Az kaldı bak. Ne yapacaksın? Giyecek misin onu? He giyeceğim Derya, giyeceğim. Giyeceğim, burama kadar da çekeceğim, tamam mı? Allah Allah ya, bir asabiyetler falan. Kesin olaylar var. Kız anlat kız ne olur. Kız anlat kız ne olur. Gıcık ya. Gıcık. Gıcık. Gidiyoruz. Nereye? Ödül töreni var, akşam biz de gideceğiz. Allah Allah, biz niye gidelim canım? Çünkü bizim patronlarımız ödül alıyor. Onları manyaklar gibi alkışlamayalım mı? Yalnız bırakmak olmaz hadi. Tamam, ben bir Ömer Bey'e görüneyim. Yani Ömer Bey'e çıkacağım diye bir haber vereyim de. Şey yapayım da, vereyim vay be. Yasemin Hanım bana daha bir kalemini bile vermedi. Siz böyle tişörtler, mişörtler falan. Ya beni pek sevmiyor mu acaba ya? Canım, ben bir geçeyim de. Ben bir geçeyim. Hmm. Ekrana bakma, kameraya bak. Ömerciğim, biraz güler misin hayatım? Söz veriyorum, bu son açı. Koray yeter. Ben hakikaten sıkıldım. Ay, yani azıcık Sinan'dan feyiz alsan ne olur ha? Hayatım, bizler önemli insanlarız. Bak bir arada olduğumuzu herkese de göstereceğiz ki arkadaş olduğumuzu anlasınlar. Soru insanlar gelip bize bizim dedikodumuzu yapacaklar. Sonra da biz bunları birbirimize anlatacağız. Hayatım, niye öyle düşünmüyorsun Ömerciğim ha? Değil mi Sinan? Bak, bak, bak. Oh, güleç, güleç, güleç. Maşallah, bembeyaz dişli arkadaşım benim. Ben oynamıyorum Koray. Tamam, bitti. Çekmiyorum. Tamam, hadi bitti hadi. Çocuklaştınız yani ha. Huysuzlaştınız yine. Öf. Koray, insan kendi kendinin fotoğrafını çeker mi? Bu ne saçmalık ya? Hayatım, bütün dünya yıkılıyor selfie'den. Allah Allah. Hem sana bir şey diyeyim mi? Bu sendeki tip bende olacak var ya, günde 80 tane selfie çeker. Fotoroman diye bastırdım ben bunları. Ay Ömüş, ve hakikaten yani ben sen olsaydım var ya, kendimi eve kapatırdım. Panjurları indirirdim, eve de kimsecikleri almazdım. Sonra bütün gün aynada kendime bakardım. Ay Ömüş, ay keşke ben sen olsaymışım ha. Ama ben sen olmak istemem Koray. Hayatım, konu sen değilsin, susar mısın? Aa. Pardon. Ömer Bey, ben şimdi çıkıyorum. Orada görüşürüz. Tamam, çıkabilirsin. İyi günler. Son. Son fotoğraf çekeceğiz. Tamam. Abi, oley, oley. Gel, gelsene. Aa, bakıyor öyle. Hı. Çekiyorum.